Değerli Örgü Panası takipçilerim, Örgü Panası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber çok tatlı, çok şeker, çok çıtı pıtı bir yelek modeli yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup destek olup beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ve yine Instagram sayfamdan Örgü Panası sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu modelimin hepsi orada mevcut. Evet, şöyle dediğim gibi çıtı pıtı bir model. Modelin ismi de çıtı pıtı zaten. Gerçekten çok sevdiğim, çok beğendiğim bir model. Tığ ile yapacağız arkadaşlar. Bunu ben çocuklara yapıyorum. Ama siz isterseniz anne kız kombiniyle de çok harika yine olabilir arkadaşlar. Şöyle anne olarak yapacağım. Şöyle, şöyle de çocuk versiyonunu yapıyorum. Bu aynı şekilde arkadaşlar. Bunu tabii ki kalın iple yaptım. Ben bebek ipiyle yapıyorum. Bunu yine batik ipiyle. Yine eğer kendinize de yapacaksanız böyle batik angora kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çok harika oldu. Çok cici oldu. Şu an ben bunu kendim ayarladım. Sayıların arkadaşlar ipimin kalınlığına, inceliğine göre ipimin kalınlığı 300 kaç metreydi, 320 metre 350 metre arası arkadaşlar. O kalınlıkta bir ip, şöyle göstereyim, hatta bunu da inceltiyorum yine kullanırken. Bu şekilde bir de lif ipine benzer bir siyah tüysüz ip kullanıyorum arkadaşlar. Bebek için, bebekler için yani kullandığım bu. Şimdi bunun sayılarını paylaşayım yaptığımın. Yalnız yaş olarak daha söyleyemiyorum arkadaşlar. Kaç bedene olacağını, kaç yaşa göre olacağını bilmiyorum ama tahminim 3-4 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Şöyle yaptım. Önleri bakın şu şekilde şuradan şuraya ayırdım. Bakın şöyle şöyle. Bu hepsi bir yapılıyor arkadaşlar. Şöyle bütün gidiliyor. Eğer böyle ip kullanacaksanız, kendinden desenli ip kullanacaksanız arkadaşlar, tavsiyem kopararak yapmayın. Çünkü bu sefer önle arkayı eşitlemek için devamlı ipi önü bitirdikten sonra diğer öne de yine parçasını aynı sayıları çıksın diyerekten devamlı koparmak zorunda kalırsınız. O yüzden tavsiyem böyle bütün bir şekilde. Biraz ağır gidiyor ama daha kolay, daha güzel gösterişi duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle hepsi birden bitmiş olacak inşallah. Evet, nasıl yaptığımı söyleyeyim, beden sayılarını söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde ben alt fıstıklarını kaç fıstık yaptık arkadaşlar, 19 alt şu fıstığı 19 üzeri 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 önler yaptım. 19 da arkayı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde altlardan ilk başta fıstık yaparak başlayacağız. Toplam hepsi 77 fıstık yapmışım arkadaşlar ben. Bu ilmeklerle, bu sayılarla bu yaşa, yaşını da en son bitince söyleyeyim kaç yaşa olacağını arkadaşlar. Yapımını küçük bir şeyde size göstereceğim. Arkadaşlar, angora bir ipte küçük bir parça olarak size yapılışını göstereceğim. Sonra bunu yine devam edip önleri ayırmasını, arkayı ayırmasını da göstereceğim arkadaşlar bunun üzerinde. Fakat başlamayı ilk etapta size küçük bir şeyde şu yapılışını paylaşayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 1, 2, 3, 4... 4 zincir çekiyorum. İlk başta başını alıyorum. Bakın ilk değil onun üstündekini şu şekilde 1 2 3 de çıktım. Trabzan yapıyorum. Sonra yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle ipimi döndürüyorum arkadaşlar. İpimi döndürüyorum. Başını alıyorum. Şöyle arasına batıp 3 de çıkartıyorum. Alt zeminli yapıyorum. 1 2 3. 3 zincir çekiyorum. Yine başını alıyorum. Bakın diğerinin ortasına
batıyorum. Yani direkt şeyin üstüne yapanlar da var arkadaşlar. Zincirin üstüne de yapan var. Ama öyle çok gerdirdiğini söylüyorlar. 1, 2, 3. Bu çok güzel bir metot. Şimdi şöyle ya arkadaşlar. Bunu döndürüyorum bakın. Döndürüyorum. Her seferinde döndürüyorum yaparken. Döndürüp öyle batıyorum içine. 1, 2, 3. Şöyle yine döndürdüm. 1, 2, 3. Ve bunu arkadaşlar böyle döndüre döndüre içinden geçirerek 3 de çıkardım, 2 de çıkardım. Veyahut da trabzanlar yapıyorum. Şöyle bir şey, tek sayılı olması şart arkadaşlar bunun. Önemli olan tek sayılı olması, altın yani alt kısmı, şu kısım tek sayıda olacak arkadaşlar. Mesela bunda ben alt 19 üzeri 10 oldu. Böyle 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 11. 12. 13 yapayım şimdilik. Evet, şu şekilde yaptım bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum. Diğer yapacağım ipe geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bu taraftan başladığım yerden geliyorum. Bakın şunu. Şöyle sıkılaştırıyorum. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Ve 2 de çıkardığım trabzanlar yaptım. 3 tane. İster siz 2 de çıkarın, ister 1 de çıkarın arkadaşlar. Benim de bu arada tığım 3 numara. Siz ipinize göre istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum aralara. Bir tanesini atlıyorum bakın. Bir tanesini atladım. Diğerini geçiyorum. Oraya da yine 3 tane trabzan yaptım. Yine 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine yapıyorum. 3 trabzan yapacağım yine. Bakın şöyle. Birer tane atladım. Ve aralara üçer zincir çektiğim trabzanlar yapıyorum. Dediğim gibi siz ikili trabzan yapabilirsiniz. Üçlü trabzan yapabilirsiniz. O size kalmış. 1, 2, 3. Bakın bir tane atladım. Yine geldim. Şimdi üçlü dediğimiz böyle bakın. 1, 2, 3. Üç seferde çıkardığımız. 2 ise 1, 2. Şu şekilde. Böyle. Üçlü de biraz daha uzun olur. İki de biraz daha kısa olur. Şöyle. Hiç ip koparmıyoruz. İki ip birden gidecek. Evet, tek sayıyla başlamamız da şart arkadaşlar. Eğer böyle trabzan yaparak başlarsak fıstık. Yani 1, 2, 3, 4 zincir yapıp çekiyorum bu şekilde. Şimdi siyama geçeceğim. Bu burada sökülür falan diye düşünmeyin. Sökülmüyor arkadaşlar. Dikkatli olursak. Evet, şuradan 1, 2, 3, 4. 4 der ben genelde çekiyorum. Şöyle 4 zincir çekip arkaya döndüm ve 3 tane trabzan yaptığımın bakın şurada ortasından batıyorum.
Şöyle 1, 2, 3, 4. Ortaya da 4 çekiyorum. Yine iki trabzanın arasından girip çıkartıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3. Aralara 3'er. Şu 3 tane çektiğimiz zincirin üzerine çekiyoruz. Şöyle yaptım. 1, 2, 3, 4. Ortalara 4 çektim ben. 3 de çeken var. 1, 2, 3. Şöyle 3 şuralara çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 şu ortaya çekiyorum. Bakın şu trabzanlarımın ortalarına battım. Şurada bir tane kalıyor. Trabzan. 1, 2, 3. Şu trabzanın üzerine, zincirimin üzerine bir daha zincir yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şu şekilde. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Evet, daha sonra büyüklerin sayısını da verebilirim arkadaşlar. Büyük de başladım. 1, 2, 3, 4. Biliyorsunuz ben bebek örgüleri yaptığım için daha çok değil, hep onu yapıyorum şu an. O yüzden şimdi burada yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bunu biraz bırakıp bırakıyoruz. Bak burada bunu bıraktık. Şimdi buna geçiyorum. Tekrar kahverengi ipime geçtim. 1, 3, 4 çekmiştik. Şimdi bakın şu aralara yapacağım şimdi. Şurayı yapmıştık ya, şimdi aralara yapacağız hep. Evet. Şöyle. Üçer tane yine. 3 trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Yine aralara battım. Bakın. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekip şöyle aralara batıyorum. 1, 2, 3. Yani siyahla renkler çok güzel yakıştı arkadaşlar bu iyi örnekte. Örneğimizin ismi Çıtı Pıtı. Gerçekten de Çıtı Pıtı çok hoş. Bundan çok güzel battaniyeler yapılıyor. Bebek battaniyeleri. Zaten pet battaniye modelinden çevrilmiş sanırım. Bebek yani yelek modelini bayanlara da yapılıyor. Çok güzel oluyor. Beğendiğim bir model oldu. Kolay da. Şöyle 1, 2, 3, 4. Kenarlarda 4 çektiğimi söylemiştim arkadaşlar. Şimdi şunu bırakıyorum. Siyah geçiyorum. Evet, bunu bıraktım. Bakın. Siyahı gene aynı alttaki yaptığımız gibi 4 tane zincir çekip yine 4, 5 çekebilirsiniz. 5 çekiyorum, pardon, ben 4 dedim ama 5 çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ortalara, yine ortaya. 1, 2, 3. 3 kenarlara. 1, 2, 3, 4. 4 ortaya. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Çünkü örnek 4'te çıkıyor. Yani aslında çıktı ama hep aralara girdik. Şimdi de başa döneceğiz. Bak 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şurada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 zincir ortalara. 1, 2, 3, 4. 4 zincir şu tepeye. Hep ortalarına batacağız arkadaşlar. Şunların ortalarına, başa değil, ortalarına batacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir kenarına. Şimdi şu tarafta şuraya batıyorum. Bakın siyah batıyorum buna. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip bırakıyorum bunu. Evet. Şimdi yine
Diğer rengime geldim. 5 zincir çekmiştik. Evet. Evet, şunu yaptık ya arkadaşlar. Şuraya batmamız gerekiyor. Şuraya. Bakın bu alttaydı. Altta şu kahverengiye batıyorum. Ve tek seferde çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Neden? Çünkü şuraya biz şey yapmamız gerekiyor. Şundan yapmamız gerekiyor. Yoksa küçülür. Bakın şöyle geldim. 5 zincirle şöyle yaptım. Şu ikisini birlikte alacağız. Şöyle. 1, 2, 3. Buraya 3 tane trabzan yapmak zorundayım. Bakın şunun altında denk gelmesi lazım. Aynı sayı. Şimdi kaç tane yaptık? 2, 4, 6, 7. 7 tane yapmışız ya. Ortadaki 2, 4, 6 olacak. Yani çünkü bir tanesini aralara girdik. Şimdi 7 olacak. Bir sıra 7, bir sıra 6. Bir sıra 7, bir sıra 6. Yani şu anki tarife göre gösteriyorum. 1, 2, 3. Yani şuradakini yapmazsanız, bakın şuradakini şunu, üstünde şunu yapmazsanız küçülür. Yani onu kenarında takip etmeliyiz. Evet, şeysi bu arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3. Şu kenarındaki şeyi göstereyim size. Sadece nereye batmamız gerektiğini. Zaten kenarlara tekrardan tığ battısı, fıstık olarak tığ battı geçiliyor. O yüzden ama kenar gene de güzel olması gerekiyor. 1, 2, 3. Bakın şu kenardakine şuraya batmamız gerekiyor muhakkak. Burayı da yapmamız gerekiyor. Yoksa burada kalır, örneğimiz küçülür. Şuradakine de yapıyoruz. Yani bunun üstüne denk gelmesi lazım. Şimdi bunun üstüne yapacağımızda şuraya ortaya denk gelecek. Yani şunun şuradakine denk gelecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Şuraya. Dur bakayım. Şunu bir böyle bırakıyorum ben. Sonra alttan geldiğimde ona bakıyorum nereye batmam gerektiğini. Evet, şurada. Bakın bu siyah burada devamlı böyle siyah gidiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet, böyle. 3 ortalara, 4 şuraya. Baksanıza çok muhteşem olmadı mı? Çıtı pıtı her şeyle yani düz de yapsanız. Şöyle renkli daha güzel oldu arkadaşlar. Onu da çok beğendim ben. Batik ipiyle çok güzel oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Yani bu minval üzerine bu şekilde örgümüz devam edecek. Mesela şunun kenarına batacağız. Daha sonra hep şu şöyle gidecek. Bakın şurada da göstereyim size. Kenarım nasıl gitmiş? Siyah hep burada belli. Burada da hep renkli batik ipim geçti. Hepsi aynı sırada. Şimdi kaç sıra öreceğimi, koltuğa kadar kaç sıra yapmam gerekiyor? Ona ben koltuğa kadar kaç sıra gerekiyor onu yapayım arkadaşlar. Sonra ayrımları yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın istediğim uzunluğa eriştim koltuk için. Şöyle. Evet, şöyle katlayınca çok güzel oldu arkadaşlar. Muhteşem. Şöyle kaç tane olduğunu sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra yaptıktan sonra, 15 sıra derken yani şuradakiler 15 sıra. Diğer içeridekileri saymıyorum. Sadece kenardakini sayarak 15
dedim. Evet, böylelikle şimdi bunu böyle katlıyoruz arkadaşlar. Bütünü ördükten sonra. Sonra kaça böldüysek 10, mesela ben kaça bölmüştüm? Hemen şurada ilmek tutucularımı yerleştiriyorum. 10 bir ön için, 10 diğer ön için ve arka kısmı da 19 ilmekti arkadaşlar. Şimdi ben bu ilmeği biliyorsunuz çocuklara ördüğüm için ben ikişer ilmek, ikişer örnek keseceğim burada. Arkadan 2, önden de 2 örnek kesmiş olacağım. O yüzden şimdi buradan devam edecektim. Buradakini kopardım ipimi arkadaşlar. Bu kaldı. Buradan da siyahımı kopardım. Çünkü ben ilk önce arkasını öreceğim. Arkayı bir bitireceğim. Renk geçişini önlere ona göre ayarlayacağım. Ebrolli ipimiz olduğu için arkadaşlar renk geçişlerini ayarlayabilmek için. Çünkü arka biraz daha uzun olacağı için önler hem kesinti ile birlikte daha az olacak. Yani ayarlaması bütünleşme adına daha iyi olacak. İnşallah. Hem arkayı bitirince önleri daha rahat örebiliriz arkadaşlar. Şöyle ipimden de birinci ipimden de bu kadar kaldı. Yani 1,5 ip gidecek arkadaşlar. Sadece yani koltuk altı için bitti ipim. Bitmiş, bitmek üzere. Sadece kol üstü için ikinci ipimi açacağım. Belki daha ince bir ipim olsaydı bitmiş olurdu bir ip, yeterli olabilirdi. Ama ipi biraz kalın. Normalde angora yapılıyor. Ben çocuğa uygulayacağım için angora kullanmadım. Büyük için angora kullanacağım ama. Şimdi şöyle şuradan ayarlamıştım. Dediğim gibi 1, 2. 2 örnek yapacağım için buradan da ilmek taktım. Bakın şuradaki benim şöyle şurası 10. Ön ilmeklerimin. Şurası şuradan şuraya arka. Şu yanıltmasın. Bu da keseceğim ilmek tutacağımın belirlediğim yer. Önden de 2 ilmek keseceğim. Şuradan başlayacağım mesela. Arkadan da şu 2 örneği keseceğim ve ilmek tutucumun olduğu yerden devam edeceğim. Evet, ilmeklerimi, iplerimi koparmıştım arkadaşlar. Önden de kopar, yani iki taraftan da hem siyahı hem pembe ipimi kopardım. Tekrar buradan başlıyorum arkadan. Evet, siz eğer düz ip kullanıyorsanız tabii ki aynı iple önden devam edebilirsiniz. Bunu takip ederek nasıl yaptığıma bakarak önleri birazdan geçeceğim. Arkayı bitirdikten sonra Allah izin verirse. Bir de arkayı büyük olarak yaptıktan sonra önler daha bağımsız olacak. Daha kolay olacak diye düşünüyorum. Evet, aynı altlarda uyguladığım tekniği uyguluyorum. Düz kestim arkadaşlar. Sadece iki örnek kenarlardan örmeyeceğim. Sadece ortadaki ilmeklerimi öreceğim. Üç ortada zincirimi çekiyorum ve üç tane trabzan ortaları yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3. Arkadaşlar sadece bakın ikinci şurası benim kesme payım olacak şu iki yer. Şimdi oraya gitmeden buradan bitiriyorum. Evet, yine buraya geliyorum başa. Bir, iki, üç, dört tane yapıp aynı pıtırcığımı yapıyorum. Üçer tane aralara yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Ben
Ben ortaya dediğim gibi 4 tane çekiyorum. Siz 3 de çekebilirsiniz pıtırcık için. Şu geçişlerde 3 çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, bakın buraya gelmeden, şuraya gelmeden bitirdim. Yani şu alanı öreceğim arkadaşlar. Şuradaki geçişli yeri öreceğim. Sonra bunu bitirin. Yani bayağı bir mesafe olduktan sonra kaç santim olacaksa 22 santim veyahut da daha fazla. Daha sonra işte omuz kısmının yükseltmesini yapacağız 2 sıra. Sonra bitireceğiz arkayı. Sonra öne başlayacağız. Evet arkadaşlar, istediğim ölçülere geldim. Bakın şu şekilde T şeklinde örmüş oldum. Şimdi şuradan dörder ilmek omuzlara ayırdım. Diğer ortada kalan yerimiz var. Orayı şu an artık örmeyeceğiz. Ortada kalan yeri. Sadece kenarları birer sıra veya bakacağım 2 sıra yükseltmemizi yapacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi aynı minvalde devam ediyorum. Bunu büyükte de aynısını yapacağım. Küçükte de aynısını yapıyorum arkadaşlar. Birden kesmiyorum. Yükseltmelerimi yapıyorum. Omuzda. O zaman boyun kısmı güzel oturma sağlıyor. Şimdi bir sırada bu tarafa gideceğim. İpim kalın olduğu için arkadaşlar birazcık gerdiriyorum. Evet, bu şekilde 2 sıra yükseltmemi yaptım. Ve pembe ipimi koparıyorum. Renkli ipimi. Şu şekilde. Şimdi siyahımı da bir pardon, siyah geçmiyoruz artık. Tamam, siyahımı da burada kopartıyorum. Evet, bu tarafı bakın şu şekilde yükseltmemizi yaptık. Evet, şimdi aynısını bu tarafa yapacağım.
Evet, şöyle dönmüştüm. O yüzden şöyle yapıyorum. Bu taraftan gelmiştim. Arkadaşlar önü yapınca bir daha bakarım. Eğer burası biraz az geldiyse şöyle bir tane daha söküp ekleyebilirim de. Şu şekilde bir yapayım. Şu an için iyi gibi. Çünkü önde bayağı az kalacak. Şöyle bakın yaptım bir sırama. Hemen siyahımdan da örüyorum. Yani buraya gelesiye kadar hiçbir kopma olmuyor arkadaşlar. Sadece buralarda. Onu da kimisi omuz yükseltmesini yapmıyor da. Öyle dümdüz. Eğer yine zor gelecekse öyle de yapabilirsiniz. Ama böyle estetik açısından bu güzel duruyor. Şimdi bir sıra siyah geçiyorum. Onu o yüzden kopardım. Evet. Burada yükseltmemi ikinci sırasını yapıyorum. Sonra evet arkadaşlar şuraya gelince koparacağım. Sonra önde tekrar görüşelim. Arkadaşlar bakın arkamız çok muntazam bir şekilde bitirdik. Evet şöyle. Şimdi önden de şöyle başladım arkadaşlar. Aynı buradan başlayıp böyle devam edecektik. Bakın şurası bizim ortamız. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 tane ön için ayırmıştım. 1, 2, 2 tane de koltuk kesimi için ayırmıştım. Bu şekilde yaptım. Şimdi bu elimizde kalan 8 tane örneği, 8 örneği bayağı öreceğim arkadaşlar. Şu kadar falan öreceğiz. Ondan sonra U şeklinde keseceğim ben buna. Hiç yuvarlak yakayla uğraşmayacağız kesme işlemiyle. Direkt aynı yakada kestiğimiz gibi çocuk yakalarında yaptığımız gibi U yaka yapacağız. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Yani buradan eksiltme yapmayacağım. Yapmamaya karar verdim. Yani öyle daha iyi olacak. Evet, şöyle dönüyorum. Yine aynı öreceğim arkadaşlar. Hiç eksiltme, çoğaltma yapmadan iki örneğimi dediğim gibi kestim. Sadece koldan direkt kesildi. Yani şuradan başladım. Oraya kadar yani iki örneği örmedim. Evet, büyüklerde keserek yapılabilir ama hani küçüklerde ilmek sayımız zaten az olduğu için biraz ördükten sonra bütün keseceğiz. Yani 4
ilmeğimizi keseceğiz. 4 örneğimizi keseceğiz. 4 örneğimizle yine omuz kısmına devam edeceğiz. Çok güzel, çok pratik olacak. Kafamız karışmayacak ve bence daha da hoş olacak gibi. Evet, bunun ben büyük versiyonu da yapacağım. Orada yaka kesmesini daha farklı yapmayı düşünüyorum. Yani önden keserek, ama dediğim gibi bu çocuk versiyonda zaten örnek sayımız önde az olduğu için U şeklini yapmak istiyorum. Bakın artık kesme işlemini yapmıyorum hiç. Çünkü aynı diğer iki şişte veyahut da diğer tığlarda yaptığımız gibi örneklerde U şeklinde keseceğim. Burada bir kesme işlemi yapmayacağım. Normalde şuradan birer birer önden büyüklerde eksiltiliyor. O da kolay. O da çok zor değil arkadaşlar. O da kolay. Fakat ben bunu bu şekilde karar verdim. 4-5 sıra öreceğim. Daha sonra 4 tanesini kesip, şu an 8 tane var. 4'ünü kesip 4'ü ile devam edeceğim. Veyahut da bakacağım, eğer 4'ü çok büyük gelirse 5 tane de yapabilirim. Orayı beraber size paylaşacağım. Şimdi ben bunu birazcık öreyim böyle arkadaşlar. Hiçbir eksiltme yapmadım. Sadece şu dediğim gibi 2 buradan, 2 buradan omuz eksiltmemi yaptım. Diğer türlü şurayı biraz şu kadar falan 4-5 örnek daha öreyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu kadar ördüm. Şurası zaten benim 15'ti. 16, 17, 18 kadar ördüm. Şimdi kesme işlemini, kesme değil artık, yani buradan dönmeyeceğim. Şuraları yapacağım artık sadece. Bu şekilde arkadaşlar, bunu böyle yapıp çıkacağım. Evet, yani bu tarafa doğru gitmeyeceğim artık. Sadece böyle. Tek seferde kesme işlemini yapmış olduk. Bunu ne kadar yapacağım arkadaşlar? İşte arkadaki oyuntuya kadar yapacağım. Yani bitişe kadar. Kaç sıra olduysa. Evet, bakın burayı yaptık. Şimdi alttaki renkli ipimizle de yapıyorum. Bu sırayı böyle devam edeceğim.
Şurayı kesmiş olduk. Böyle devam edeceğiz. Ta ki aynı hizada olasıya kadar kol boyumuzun yapıp bitireceğiz. Sonra aynısını diğer tarafa yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde bakın bitirdim. Çok muntazam, çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi ikisinin arka taraflarını içe getireceğim arkadaşlar. Bakın şurası ön taraf. Nereden ön taraf derseniz, şuradan ilk başladığımız kısım şöyle şu düz olan yeriydi. Burası şöyle düzgün duran yeri, bu taraf diye kabul ediyorum. Şimdi bunun ikisini, düz olan yerleri içe getiriyorum. Arkadan dikeceğim. İster tığla da iğneyle de dikebilirsiniz. Ben tığla yapacağım. Kaydırma tekniğiyle. Şimdi bir tarafta üçlü trabzan var. Bir tarafta üç tane zincir var arkadaşlar. Zincirlerin ortasından yapmıyorum. Yani şöyle zincirin şurasından girmiyorum. Bakın ta şu ortalarından giriyorum. Bir bundan, bir bundan zincirden alıyorum ve hepsini bir geçiriyorum. Şu şekilde. Şimdi bir zincirden, bir bundan böyle ikisini bir içinden geçiriyorum. Bakın şöyle. Size nasıl kolay geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Böyle bir dikiş. Ön tarafta da şöyle oluyor. Bunu ben bitireyim. Ön tarafa da geleyim. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle muntazam bir işçilik oluştu. Şurayı, bunları geri katacağız veyahut da tığlarken kenarlarını içine katacağım. Şu şekilde güzel bir oldu. Şimdi aynısını arkadaşlar bu tarafın, bakın bunun aynısını karşı tarafa uygulayacağız. Şimdi normalde şöyle gelmiştik buradan. Artık böyle devam edeceğim yine. Yani yanılma olmasın. Evet. Şöyle arkadaşlar, iki bu tarafın iki tanesiydi. Şimdi buradan da iki bırakıp 1 2 yani 1 2 3 4 4 tane üçlü trabzanlarımızın şurasından, ortasından başlayacağım. Evet arkadaşlar, aynı buradaki gibi bakın bu tarafa gelmiştik çünkü arkayı yaparken şöyle gelip devam etmiştim. Aynısını şöyle devam ediyorum. Şimdi bunu böyle yapacağım. Ne kadar örmüştük bundan, o kadar aynı burası gibi önün, bakın bu tarafını da yapacağız. Şöyle bakın şu kısmı. Şurası, şu ikisi bizim şeye gelecek, koltuğa.
Ondan sonra şuradan şöyle devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Aynı buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Sonra yine 8 tane, zaten burada bizim şu an 8 tane var. Bu 8'in 4'ünü kol için devam edeceğim. Omuz için. Diğer 4'ünü yaka kısmının kesmesine kullanacağım. Kesmiyoruz zaten. Oradan geri dönüyoruz. Bu tarafı örmüyoruz yani. O demek. Aynı yakayı yine uzunlukta aynı örüp buraya dikip ben tığlamasını göstereceğim sadece. Evet, bu tarafı yaptığımız gibi aynısı olacak burada da. Evet arkadaşlar, bakın ben burasını da bitirdim. Şimdi alt kısmının tığlamasını yapıyorum. Size de göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada koparmamıştık ya arkadaşlar. Yalnız burada buradan gelirken mecburen koparmak zorunda kaldım bu tarafı. Onu hatırlatayım size dedim. Yani buraya gelince iplerin ikisini de kopardım. Buradan böyle devam ettim arkadaşlar. Burada kopmuyor ama burada kopuyor. Sonra işte birleştirdim. Şimdi tığlamasını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan başladım. Bakın. Şöyle yaptım. Alt kısmı çok kolay zaten yapmak için. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce şöyle bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Başını alıyorum. Şuradakine, yanındakine. 3 de çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 veya 2 fark etmez. 2, 3, 3 veya 4 tığlama yaptık. Trabzan yaptım buraya. Ve şuraya batıyorum. Bakın şu kenarlardakini hep içine tığlarken yapacağım. 1, 2. Pardon. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz ve başını alacağız. Burada yine aynı yere batıyorum çünkü kenar köşedeyim şu an. Köşeyi göstermek için yaptım. Şurası yine aynı. Siz evet, ben kenardakiyle 4 oluyor arkadaşlar. Şu şekilde buraya battım. İlk kenar böyle yaptım. Kastırma olmasın diye. Bir tane zincir çektim bakın. Şuralara başını alıp çıkartıyorum. Sonra iki zincir çekip orayı kenardaki zincirle beraber 4 zincir yapıyorum. Sonra şuradakine bakın batıyorum. Evet, yine bir zincir çektim, başını aldım, buradakine battım. Evet, bir zincir çektim, başını aldım. Yanındakine. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii siyah olduğu için zor görünüyor. Ama şöyle bakın bir zincirle başını aldım. Şuradakine battım. Burayı 4 kez başındayla beraber 4 kez doldurdum.
Öyle böyle. Yapacağım arkadaşlar. Bütün hepsini ben böyle doldurayım. Aynen buralara kadar geleceğiz. Yine buradan da aynı bütün hepsine tek tek yapacağız arkadaşlar. Ben yine farklı değişiklik yaparsam yine gösteririm size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde size değişiklik olursa söylerim demiştim. Şuraya iki tane ben düğme deliği yaptım. Şu şekilde iki tane düğme şimdi nasıl yaptığımı göstereyim size. Şimdi şuraya kadar şöyle yaptık. Evet. Ben 8 falan çektim arkadaşlar. Siz düğmenize göre çekebilirsiniz. Şöyle. Aynı yere dibine battım. Şu şekilde kopça yaptık. Kopça gibi. Evet. Yine aynı. Devam ediyorum yapmaya. Örneğimi. Çocuklara çatal iğneyle falan hani yani düğme şeysi branş falan kullanılamaz. O yüzden düğme yapmaya karar verdim. Pardon, şuraya yapacağım. Sekiz yaptım. Dibine battım arkadaşlar. Bu şekilde. Kopça gibi bakın. Ondan sonra yine aynı örgüme devam ediyorum. Buralarda dik geliş yerlere yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapıp şu boşluklara getirebiliriz yapmayı. Ben de öyle arkadaşlar yapıyorum. Bakıyorum. Çok aralıklıysa biraz daha dibine batıyorum. Evet, bu şekilde şunu göstermek istedim. Şöyle yaptığımız zaman şuralara da İki tane düğmemi beyaz düğmeyi tercih ettim göstermesi için. Yoksa pembe de vardı ama hiç göstermeyecekti. Şu şekilde yapmak istedim. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde benim bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Kalıp gibi durdu. Muhteşem. Evet, benim şimdi bunun beden ölçülerini verirsem 5-6 yaş oldu arkadaşlar. Tam 5-6 yaş. Boyu 43 santim buradan buraya 43 santim.
eni ise 36 santim arkadaşlar. Bu tam 5-6 yaşı bebeğe göre çok iyi. Şu kadarcık da iplerimden de arttı ikinci ip. Bundan ikinci ipim, bu birinci ipim siyah. Bu şekilde eğer 6-7 yaş yaparsanız, 7-8 yaş yaparsanız sanırım ipimizi ikinci ip de bitmiş olur. Bu şekilde oldu. Ben dediğim gibi başlarken kaç yaş olacağını bilmediğim için sonunda söylemek istedim. Ölçülere göre, evet, beden ölçümüze göre tam 5-6 yaşa çok güzel uyumlu oldu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ben gerçekten çıtı pıtı muhteşem bir görüntüsü oldu. Şöyle anne yeleği de yapıyorum. Bunu iki, yani bunu üç parça yapacağım. Çünkü zaten eni çok geniş olacağı için bayağı beden olarak zaten dağılımı farklı olacaktı. Şey, batik ipimizin. O yüzden bu şekilde ilk önce bir tarafını, sonra bir tarafını, sonra arkasını öreceğim. Bu şekilde Angora bir ip kullandım. Aynı takım olması açısından sadece şu renk yok içerisinde. Ama bakın çok benziyor birbirine. Böyle takım analı kızlı yelekler yapabilirsiniz. Evet, sizler de torunlarınıza, kendi bebeklerinize, çocuklarınıza veyahut da akrabalarınıza, ben yeğenime de yapmayı düşünüyorum bundan. Çok harika, çok beğendim. Evet, bu şekilde yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.